Sonra kendilerini buraya davet edeceğiz töreni ilerleyen zamanlarında. Değerli misafirler, hepimiz acaba yarın neyle karşılaşacağız diye uyuyabildiğimiz kadar uyuyoruz. Birçoğumuzun da gözüne yaşayabileceğimiz olumsuzluklardan dolayı uyku girmiyor. Sizlerle paylaşmaya çalıştım. Adli yıl açılış töreninde de birkaç cümleyle o sınırlı zaman aralığında. Biz avukatlar artık mahkeme salonlarına girerken dahi ayakkabısının çıkarılması istenen birer meslek mensubu olduk. Cezaevinin ortasına mahkeme salonu adı altında mahkeme kurup buranın mahkeme salonu olduğuna inanmaya çalışmamıza rağmen mahkeme heyeti tarafından ama burası cezaevi diye bize hatırlattıktan sonra niçin ayakkabılarının çıkarılmasını istediğine gerekçe oluşturulmaya başlandı. Ve bizler de tabii sizleri temsil eden orada olduğumuz için kendilerinin oraya nasıl girdiğini sorduk. Dedik ki hakimler ve savcılar aynı şartlarda mı giriyor bu duruşma salonuna? O zaman cevap alamadık. Değerli misafirlerim, bizler sizler için hizmet üretmeye çalışıyoruz. Avukatlar eğer mesleğini doğru icra edemiyorlar ise bundan herkesten önce mesleği icra eden avukatlardan çok daha önce yurttaşımız, vatandaşımız sizler zarar görüyorsunuz. Sanık müdafi olarak bize savunma hakkı kısıtlandığında bu işin mağduru, müdafiliğini yaptığımız kişi oluyor öncelikle. Temel hak ve hürriyetlere yönelik bir olumsuzluk yaşandığında yine bunun ilk mağduru tabii ki avukatlarla beraber bu toplumun mihenk taşı olan insanlarımız sizler zarar görüyorsunuz. O yüzden biz genç kardeşlerimle beraber, mesleği icra eden meslektaşlarımızla beraber geçmişte bize öğrettikleri gibi değerli üstadlarımın bu makamlarda görev yaparken avukatın hakkını ve hukukunu ararken yurttaşın hakkını ve hukukunu da beraber arayan üstadların bize öğrettikleri gibi bu görevleri yaparken çok daha hassas davranmaya çalışıyoruz. Bugün ülkenin birçok noktasında yarın savaş çıktığında ne olacak korkusu yaşayan yurttaşlarımızla beraber biz de aynı korkuyu yaşıyoruz. Savaş ortamlarında insan hak ve hürriyetlerinin nasıl bir baskı altında tutulduğunu bildiğimiz için nasıl olumsuzluklar yaşanabileceğini düşünüyoruz. Savaşlarda yitirilebilecek canlarımızı düşünüyoruz. Ve kısacası bu coğrafyada vatan toprağının bölünmez bütünlüğüne gelebilecek bir olumsuzluğu düşünüyoruz. O yüzden de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kendi bağımsızlığımıza, kendi vatan toprağımıza, kendi ırzımıza, namusumuza dil uzatılmadığı sürece de hiçbir savaşın gerekli olmadığını düşünüyoruz. Başkalarının iktidar hırsı bizim yaşadığımız topraklarda tedirgin etmemeli. Bizler barış ve huzur içerisinde insan onuruna yakışan bir yaşam sürmek istiyoruz. Ve o yüzden de genç kardeşlerimle beraber üzerimize düşen her şeyi yapmak adına çaba gösteriyoruz. Tabii bu söylediklerimizin bazısı bazı çevrelerce yanlış bulunuyor ya da bazı çevrelerce bizim söylediklerimiz siyasi bir söylenmiş gibi lanse ediliyor. Kesinlikle değil değerli misafirlerimiz, saygıdeğer meslektaşlarım. Biz A, B, C ile uğraşmıyoruz. Biz uygulayıcılarla da uğraşmıyoruz. Biz mevcut durumun tespitini yapıyoruz. Adli yıl konuşması yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın yaşanılanın dışında söylediği hiçbir şey yoktu. Konuşma metni bugün bütün yayın organlarında var. Ancak aradan 30 dakika geçmeden
Sayın Bakan çıkıyor. Evet, bizim elimizde avukatlık yasasıyla ilgili tasarı var. Bakalım ona ne diyecekler. Biz Denizli Barosu Başkanı olarak sizi temsilen defalarca Barolar Birliği'nde yapılan avukatlık yasa tasarısı toplantılarına gittik. Biz bile o taslağı henüz görmemişken ortada bir taslağın varlığından ve o taslakla ilgili bir şeylerin planlandığından Sayın Bakanımız doğrudan bahsediyorsa ben buradan sizler adına da bu taslağı en kısa sürede görmek istediğimi tekrar iletiyorum. Çünkü avukat olan, meslektaşımız olan milletvekillerimize de bu talebimizi ilettik. Ama hala ortada düzenleme yapılacak olan kanunumuzla ilgili taslak yoktur. O yüzden bizler sizler adına da bu konunun takipçisi olacağız. Değerli misafirlerimiz, tabii ki mesleğe adım attığı bugün de genç kardeşimizi yalnız bırakmadığınız için tekrar teşekkür etmemle birlikte güzel bir ana da tanıklık edeceksiniz. Mesleğimiz gereği, yasamız gereği genç meslektaşımın mesleğe adım atması için bir yemin edası gerekli. Bizler yemin edası sırasında hep beraber sizleri ayağa davet ederek ayakta yemini dinlemenizi istiyoruz. Buyurun. Değerli meslektaşım, lütfen söylediklerimi benden sonra tekrar edin. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına, uygun davranacağıma, namusum ve vicdanım üzerine, and içerim. Teşekkür ederim. Evet. Değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, mesleği icra ederken bizim en büyük güvencemiz yapmış olduğumuz hizmetlerin topluma yansımasıdır. Biz kişinin hakkının ve hukukunun kaybına engel olmak adına hizmet üreten bazen yapılan işin karşılığı olmayacak tutarlarda ücret alan, kamu hizmeti üreten bir meslek mensubu ve bu meslek mensuplarında bağlı olduğu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyız. O yüzden bizlere serbest piyasa işlevinde hizmet üreten kişiler olarak bakan Danıştay'ın da varlığını unutmamamız gerektiğini yine burada sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Çünkü biraz sonra da sizlerle paylaşacağım. Bizler bu şekilde görüldüğümüz sürece ürettiğimiz hizmetin ve toplumun önünde risk göze alarak toplumu belli bir noktada bilinçlendirmenin bedelini de ödemeye hazırız. Başta yerelde insanların burnu kanamasın diye günlerce süren olaylarda Denizli Barosu olarak avukatlara yapılan adliyedeki olaylarla ilgili açıklama yapan baro olarak bizler soruşturma geçirdik değerli meslektaşlarım. Ve bu soruşturmalarda bizim Denizli Barosu avukatlarının bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma evrakları düzenlendi, gönderildi savcılıklara. Ve tabii ki hukukçu olanlar bunun bir suç olmadığını beyan ettiler. Ancak açılan davalar da var. Bir tane kişinin burnu kanamamış olmasına rağmen Denizli'de burada yapılan gösterilerle ilgili davalar açıldı ama insanların öldüğü yerlerde henüz davalar açılmadı, suçlular bulunmadı. Bizler mesleğin mensupları olarak bunların da takibine devam edeceğiz genç kardeşlerimle birlikte. Ve bu genç kardeşlerime mesleği sevdiren, meslekteki bilgi birikimlerini paylaşan genç kardeşlerimle beraber
meslek üstadları arkadaşlarımla beraber. Şimdi Aslı kardeşim stajını Tahir Çevik arkadaşımla beraber yaptı. Onun mesleki birikimlerinden, tecrübelerinden faydalandı. Yine Engin'le birlikte çalıştı. Onun mesleki tecrübelerinden, onun mesleğe yönelik bilgi ve birikimlerinden faydalandı. O yüzden biz de meslek üstadımızdan cübbe giymenin bir gelenek olduğunu bildiğimiz ve düşündüğümüz için genç kardeşimin cübbesini giymek üzere, giydirmek üzere Tahir Çelik kardeşim buraya davet ediyorum. Buyurun. Öncelikle buraya gelen konuklara çok teşekkür ediyoruz. Aslı'nın kendi yaşantısında çok önemli bir güne iştirak ettiğiniz için. Aslı için hani birkaç kelime söylemek gerekirse, biz esas itibariyle Aslı'da olan cevheri işledik. Aslı'da zaten bu konuda bir yetenek vardı. Biz de elimizden geldiğince, bürodaki diğer arkadaşlarla beraber, Aslı'nın avukatlık mesleğiyle ilgili ileride karşılaşabileceği hususlarla ilgili kendisine yol göstermeye çalıştık dilimizin döndüğünce. Elbette ki ben Aslı'nın öncelikle iyi bir hukukçu olmasını temenni ediyorum. Biliyorsunuz avukatlık bu işin pratik kısmıdır. Ama önce yaptığınız için asıl özünü ise hukukçuluk vasfımız oluşturur. Dediğim üzere Aslı'nın iyi bir öncelikle hukukçu, sonra da avukat olmasını temenni ediyorum. Kim olacağına da yaklaşık bir senedir, daha öncesinde de üstüne bizimle birlikte büroda çalıştı. Değerlendirdiğimde iyi bir hukukçu ve iyi bir avukat olacağını düşünüyorum. Kendisine de ileriki yaşantısında başarılar diliyorum. Sağ olun. Biz de iyi dilekler için teşekkür ederiz değerli meslektaşıma. Baromuzu temsilen, baromuzun rozetini takmak üzere de Engin Yıldız meslektaşımı buraya davet ediyorum. Buyurun. Kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Aslı'nın bu mutlu gününde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Rozet takma merasimi galiba bana kaldı ama önceki dönem baro başkanlarımızdan İsmet Kayhan'ı rozetini takmak üzere buraya davet edelim izninizle. Sen rozeti tak, ben İsmet abiyle rozeti vereceğim. Tabii. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz genç kardeşime. Evet, Engin programı açıklamış oldu. Ben değerli üstadım, önceki dönem baro başkanlarımızdan İsmet abimizi ruhsatı vermek üzere buraya davet ediyorum. Buyurun üstadım. Genç kardeşimizi kutluyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Çocuk ilkokula yeni başlamış. Akşam geldiğinde baba demiş, öğretmen karenin alanını soruyor. Bu da oğlum, bu öğretmenler ne kadar cahil bir şey. Benim zamanımda da soruyorlardı. Kareni hala öğrenememişler. Şimdi aynı şikayetler bundan 30 sene evvel de vardı. Bugün de var.
Bundan sonra da aynen devam edeceğine benziyor. Onun için arkadaşlar bu işte mücadelede devam edeceğiz, sonuna kadar götüreceğiz. Ben arkadaşıma öncelikle yeni geldiği bu mesleğinde başarılar diliyorum. Bu mesleği severek yapılan bir meslektir. Eğer bu işi severiyorsanız hiç başına geçmeyin. Çünkü sevgi her şeyin üstünde en yüce değerdir. Sevgisiz hiçbir şey olmaz. Evde yaptığınız yemek, yemeğe dahi sevgi koyabiliyorsanız lezzetli olur. Eşiniz de mutlu olur, siz de mutlu olursunuz. Ben de size bu yeni hayatınızda mutluluklar, başarılar diliyorum. Evet değerli misafirlerimiz, biz de bu güzel dileklere katılıyoruz. Ben de değerli meslektaşımın avukatlık kanunun kendisine verdiği hak ve yetkileri kullanma adına vesile olan bu ruhsatname ile uzun, mutlu, başarılı bir avukatlık yapmasını diliyorum. Ve tekrar tekrar bugün bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve konuşmasını yapmak üzere de mikrofonu genç meslektaşıma bırakıyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar çok değerli misafirlerim. Öncelikle çok heyecanlıyım. Umarım bir sıkıntı olursa beni affedersiniz. Ben öncelikle aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Varlıklarıyla beni hep mutlu ettiler. Onlar için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anneme, babama, kardeşime, dualarını hiç eksik etmeyen anneanneme çok teşekkür ederim. Daha üniversite yıllarından beri bana kapıların ardına kadar açan Tahir abime ve onun aracılığıyla tanıdığım Engin abime, ofisimizin abisi Eyüp abime çok teşekkür ederim. Sonrasında vefalı, hayatıma anlam katan arkadaşlarıma, iyi günde kötü günde yanımda olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Benim öyle öğretmenlerim oldu ki beni ilkokul sıralarından beri hiç yalnız bırakmadılar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum hepsine. Beni burada yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Stajyer arkadaşlarıma, Denizli Barosu'na, bize çünkü çok imkan tanıdılar. Stajyerken çok yardımcı oldular bize. Yine teşekkür ederim herkese. İyi ki buradasınız. Çok sağ olun, çok var olun. Evet değerli misafirlerimiz, genç meslektaşım kendinden sonra konuşmak üzere buraya bir öğretmenini davet etmek istedi. Tabii bizler için de çok önemlidir, çok kıymetlidir öğretmenler. Gün meslektaşımın günü olduğu için biz de hemen ilkokul öğretmeni Mehmet Ali Devçi'yi bugünle ilgili birkaç cümle söylemesi için buraya davet ediyoruz. Buyurun hocam. Sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Az önce İsmet Hocam'ın dediği gibi her şey sevgiyle olursa güzel oluyor ki öyle. Biz öğretmenler ve olan kısmını da katılıyorum. Bizim sevgi çiçeklerimiz büyüdüler. Ve artık kendi bahçelerinde çiçek açmaya başladılar. Bu an benim için çok çok gururlu. Gerçekten biz küçüldükçe yetiştirdiğimiz nesil büyüyor ama onların gölgesinde olmak harika bir şey. Keşke herkes öğretmen olabilse. Saygılar. Evet, programımız bitmiştir. Sizi ikrama davet ediyoruz. Teşekkür ederiz.